Sevgili Tele 1 izleyicilerimiz, Başka Bir Kent Mümkün programımızla Denizli'nin Bozkurt ilçesindeyiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu şirin ilçemizdeki gezimize başlayalım. Bozkurt ilçe merkezinin Denizli şehrine uzaklığı 52 kilometre. Büyük Menderes Vadisi'ni takip eden tarihi güzergahta, güneyde Maymun Dağı, kuzeyde Söğüt Dağları ile çevrelenen Hambat Ovası, yöre şairi Ozan Efe'nin deyişiyle yeşil yamalı sofra bezi gibi serilmiştir. Yüz ölçümü yaklaşık 400 kilometre kare olan Bozkurt ilçesinin toplam nüfusu yaklaşık 12.700. Bozkurt ilçesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Balkanlardan göç eden muhacirler tarafından kuruldu. Kurulduğu yıldan 1955 yılına kadar köy statüsünde bulunan yerleşim 1955 yılında bucak, 1956 yılındaysa belediye oldu. Bozkurt'un ilçe olması 3644 sayılı kanunla 1990 yılında gerçekleşti. Ardından İnceler Mahallesi ile Armutalan, Avdan, Alikurt, Başçeşme, Cumalı, Hayrettin, Baklan Kuyucak, Mecidiye, Sazköy, İnceler Tekkesi, Tutluca ve Yeni Bağlar köyleri Çardak ilçesinden ayrılarak Bozkurt'a bağlandı. Bozkurt ismini veren 1930'lu yıllarda sözlü kaynaklara göre 1936, ovanın ortasında bu istasyonda konaklayan Atatürk'ün verdiği tahmin ediliyor. Hazır Bozkurt'a gelmişken belediye başkanı Birsen Çelik'e konuk oluyor ve ilçenin gelecekle ilgili serüvenini kendisinden dinliyoruz. Bozkurt ilçemiz Ankara-İstanbul karayolu üzerinde Denizli'ye yaklaşık 50 kilometre mesafede 12.500 nüfuslu Denizli'nin en şirin ilçesi. Güzel özelliklerimizden bir tanesi de ismimizi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmesi. Bununla her zaman gurur duyarız. Yerleşmemiz Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra oluyor. Bulgaristan'ın Deli Orman bölgesinden gelen göçmenler tarafından kurulmuş bir yerleşke. O nedenle bir muhacir toplumu, ama sadece muhacirler değil, daha sonra Türkmen köylerimizle beraber çok güzel bir mozaik. Yıl tabii ki biraz ağır geçti. Neden ağır geçti? Çünkü önce 2019'da 8 Ağustos'ta 6 şiddetinde çok ağır bir deprem yaşadı Bozkurt ve 330 tane hanemiz yıkıldı, yerle bir oldu. Ama bunun sevindirici durumu şuydu, hiç ölenimizin olmamasıydı. Sadece bir maddi şekilde bir kaybımızın olmasıydı. Deprem yaralarını biz çok güzel sardık. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kadar büyük bir aile olduğunu ben hissettim, vatandaşım hissetti. Aynı yarayı alan komşu ilçelerimiz, farklı siyasi görüşten belediye başkanlarının yaptıklarıyla bizimkiler çok farklıydı. Örneğin deprem sonunda maddi durumu çok kötü olan ailelere anahtar teslimi, sıfır prefabrik ev yaptık ve teslim ettik. Bu evlerin 11 tane yaptık. 6 tanesini Aydın Büyükşehir Belediyesi yaptı. Bir kısmını Konak Belediyesi yaptı, bir kısmını İç Anadolu Belediyeler Birliği vasıtasıyla Yeni Mahalle Belediyesi yaptı. Burada Muğla Büyükşehir Belediyesi bir sürü bize ihtiyaçlarımızı gönderdi. Antalya Büyükşehir gönderdi. İzmir Büyükşehir'in yaptıklarını anlatmaya kalksam zaten program bitmez. En azından şunu belirteyim, şu anda bulunduğumuz hizmet binam, arkamdaki duvar benim üstüme çökmüştü.
ve burada oturulamaz kararı almıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi tamamen kardeş belediye demiyorum ben ona, kardeşten öte belediye diyorum. Kapalı alanın yaklaşık 9-10 bin metrekarelik bir yeni bir hizmet binası yapmayla ilgili hemen süreci başlattı. İhalesini yapıldı ve şu anda ikinci katına çıkmak üzere binamız. Eksik olan ne kadar iş makinamız varsa, ne kadar hizmet aracımız varsa depremden sonra derman belediyecilik yapan belediye başkanlarım tarafından inanın Bozkurt'a bu hizmetler yağdı. Bunun için çok mutluyum. Tabii ki deprem sadece maddi olarak yıkmadı bizi, manevi olarak da yıktı. Çünkü pek çok deprem sonu travmaları yaşandı burada depreme maruz kalan vatandaşlarımız tarafından. Onların da yarasını sardık. Denizli Psikoloji Derneği ile psikologlarla birebir deprem travmasını yenebilmek için özel seanslar düzenledik. Yaklaşık bu 1,5 seneye yakın sürdü. Ve depremden sonra çok güzel bir imar çalışmasına başladık. Bu bizim için bir milat oldu. Depremi dedik nasıl kâra dönüştürebiliriz çalışmasını yapınca hem Pamukkale Üniversitesi ile hem Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile bir yapı stoğumuzu belirleme ile ilgili işe giriştik. Ve yapı stoğumuzu belirledikten sonra en azından önümüze çok güzel bir harita çıktı. Bu harita bize neyi gösterdi? Nerede yapılaşmamız gerektiğini, nerede yapılaşmamamız gerektiğini, hangi binaların ne durumda olduğunu bizim önümüze serdiği için bundan sonraki bütün imar çalışmalarımızı bunun üstüne yoğunlaştırdık. Bu nedenle bir sürü akademisyen arkadaşı ağırladık Bozkurt'ta. Onlar bize çok gerçekten yararlı işler sundular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Deprem yaramızı sararken birden pandemi çıktı. Tabii pandemi çok farklı bir olaydı. Çünkü hafızamızda yer yoktu zaten böyle bir şey. Daha önce hiç yaşanmamış bir gerçekti bizim açımızdan. Ve inanın bir tane bile maskenin olmadığı, dezenfektanın olmadığı dönemlerde benim sağlıkçı olmam nedeniyle hemen atölyeler kuruldu, maskeler üretmeye başladık, dezenfektan maddeleri üretmeye başladık, bedelsiz bunları dağıtmaya başladık. Sterilizasyon konusunda her türlü çabayı sarf ettik. Çok uzun zaman Bozkurt ilçemizde sıfır vakaydı. Çok uzun zaman sıfır vakayla işi götürdük. Pandemiyi de çok ağır hasarlar almadan ölümlerimiz gerçekleşti ama çok cüz'i sayıdaydı. Hepsine rahmet okuyorum buradan. Pandemiyi de böyle atlattık. Bundan sonra hafızamızda artık pandemide ya da bir afette neler yapılacağıyla ilgili gerçekten çok güzel bilgiler de alarak atlattık. Dilerim bundan sonra bir daha böyle yaşanmışlar olmaz. Pandemi süresince tabii ki hizmetler aksamadı. Hizmetlerimizi de sürdürmeye gayret ettik. Ben aynı zamanda Bozkurt Belediye Başkanı olarak sadece Bozkurt'ta değil benim çalışmalarım. Aynı zamanda ben SODEM Yönetim Kurulu üyesiyim. Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. SODEMSEN Yönetim Kurulu üyesiyim. Ege Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'nde özellikle çevre hareketleriyle ilgili bütün aktivasyonlarda yer alan bir encümen üyesiyim.
O nedenle bizim çalışmalarımız sadece Denizli'ye sınırlı kalmadı. Denizli dışında da İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da pek çok çalışmaya direkt katıldık. İlimizde de, ilçemizde de pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptık. Örneğin ben kadın belediye başkanıyım. Tabii ki kadın belediye başkanı olunca da kadınlara karşı bir pozitif ayrımcılık yapıyorsunuz. Pandemi öncesi bir kadın üretim kooperatifi kurmuştum. Üretim ve pazarlama kooperatifi. Tabii ki pandemi biraz bizim hızımızı kesmişti ama pandeminin yavaşlamasıyla beraber çok hızlı bir şekilde üretime başladık. Şu anda gayet iyiyiz. Pek çok destek aldık. KOPDES'ten olsun, Birleşmiş Milletler'den olsun. Çünkü bizler küçük bütçeli belediyelerde bütçenin sınırlamasından dolayı işler biraz sınırlı kaynaklarla yapılıyor. Ama biz sınırlı kaynaklarla sınırsız hizmet yapmak bizim şiarımız olduğu için hızlı bir şekilde başladık bu işe. Örneğin 4 Şubat Denizli'ye Atatürk'ün geldiği gün ben Türkiye'deki bütün temsiliyet makamındaki kadınları Bozkurt'ta topladım. Bir Cumhuriyet Kadın Buluşması gerçekleştirdik. Kadın milletvekilleri, kadın belediye başkanları, kadın muhtarlar, kadın belediye meclis üyeleri, STK'ların kadın başkanları tarzında kadın parti meclis üyeleri, kadın MYK üyelerinin tamamını 4 Şubat'ta Bozkurt'ta ağırlayıp kadının toplumdaki yerinin daha sağlam olmasıyla ilgili temsiliyet makamlarında nasıl çoğalabileceğimizle ilgili çok güzel bir çalıştay yaptık. Bu çalıştayda aynı zamanda Canan Güllü'yü de ağırladık. İstanbul Sözleşmesi iptal edildikten sonra biz niye Bozkurt Sözleşmesi yapmayalım mı gelmişti olay. Ve ben meclisimden bütün meclis üyelerimin de oy birliğiyle bir Bozkurt Sözleşmesi çıkartmıştım. Bu Bozkurt Sözleşmesi'ni ve acil yardım hattının protokolünü o gün Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Canan Güllü ile beraber taçlandırdık. Bu bizim için de bir övünç kaynağıdır. Pandemi döneminde özellikle ürettiğimiz tarımsal ürünleri satmadık. Örneğin yoğun bir şekilde nohut ekmiştik, ada çayı, kekik ekmiştik. Bunları 2,5 kiloluk poşetlerle hiç ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımıza dağıttık. Baktık ki tıbbi aromatik bitkiler gerçekten çok önemli. Biraz da tarımı tıbbi aromatik bitkilere doğru yönelttik. Ada çayı, kekik tarzında geçen sene 2,5 tonun üstünde biz ada çayı hasadı yaptık. Ada çaylarının pazarlanmasıyla ilgili de kadın kooperatifimize satışını gerçekleştiriyoruz. Kadın kooperatifimiz onu biraz daha katma değeri yüksek ürün haline getirip bunları piyasaya sürüyor. Pandemi döneminde satışlarımızın çoğunu e-ticaret üzerinden ya da sosyal medya üzerinden yapmıştık. Ama artık tabii ki pandemi şartları hafifleyince artık pek çok ulusal ya da şehrimizin dışındaki festivallerde ya da pazarlarda satışlara sunduk. Dediğim gibi kadınlara yönelik çok fazla çalışmamız oldu ama en güzel çalışmalarımızdan biri de kadın yönetmen Jale İncekol kadına yönelik çok güzel bir belgesel filmi benim Sasköy mahallemde, Sasköy köyümde gerçekleştirdi ve tamamen oyuncusu köyün kadınlarıydı. 14 Haziran'da ilk premieri gerçekleşecek filmin. Çok heyecanla bekliyoruz. Çünkü oyuncularımızın tamamı Bozkurt kadınları. Dilerim güzel bir
uluslararası festivallerde yarışacak bizim filmimiz. Uzun metraj filmi. Evet, ben eminim ki güzel şeyler sonuçlanacak. İlk dönemimizde kendi olanaklarımızla bir meslek yüksekokulu inşaatını bitirmiştik. Meslek yüksekokulu inşaatında ve Pamukkale Üniversitesi'ne devretmiştik bunu. Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu. Şu anda hem kadrosu olarak hem de öğrenci kapasitesi olarak full çalışıyor. İlk mezunlarını verdik. Pandemi döneminde mezun verememiştik. Mezuniyetimiz olmamıştı. Geçen hafta ilk mezunlarını verdik. Ve mezunlarımızın çoğunu da işe girmesiyle ilgili hemen çalışmalara başlayıp en az %30'unu hemen işe yerleştirdik. Bu da bizim için güzel bir çalışma diyebilirim. Şimdi tabii pek çok şey yapıyoruz. Benim 19 tane mahallem var. Her mahallemin gerçeği, her mahallemin isteği farklıdır. Bir Başçeşme Mahallesi'nin isteğiyle bir İnceler Mahallesi'nin isteği, bir Tekke Mahallesi'nin isteği farklı olacağı için o farklılıkları göz önüne tutarak biz yapıyoruz bunları. Onun için köy toplantılarını ya da meclislerimizi mahalle kahvelerinde yapıyoruz. Vatandaşa açık yapıyoruz. Vatandaşa açık yapınca vatandaş da bir meclisin nasıl çalıştığını, belediye hizmetlerinin nasıl olduğunu daha iyi anlıyor, kavruyor ve bize daha çabuk ulaşıyor. Ve onların isteklerini gerçekleştirmekle ilgili de her türlü çalışmamızı bu şekilde yapıyoruz. Yaptığımız her çalışma zaten halkçı belediyedir. Yani bu benim saydıklarımın tamamı vatandaşa dokunan, vatandaşla beraber yapılan işlerdir. Biz sadece vatandaşa da demeyeyim, ilçemizi beraber yönetelim. Yönetişim alanında da bir devrim yapıyoruz. Yaklaşık 2-3 ayda bir bütün siyasi partilerin ilçe başkanları ve ilçe yönetim kurullarıyla beraber bir toplantı yaparım. Yapacağım projeleri anlatırım. Onlardan da destek beklerim. Ya da şimdi bir insan her şeyi bilemez. Her şeyde uzman değildir. O nedenle fikir jimnastikleri ya da bu beyin fırtınalarını çok önemsiyorum. Orada çıkan beyin fırtınalarından bazen yaptığımız projeleri daha farklı şekilde bile yönlendirebiliyoruz. Tabii bu vatandaş toplantılarında da oluyor. Mahalledeki kadınlarla beraber olduğumuzda da oluyor. İlçeyi tabii ki siz belediye başkanısınız, yönetiyorsunuz ama yönetirken onlardan destek alabilmeniz için onların uygun gördüğü projeleri hayata geçirmeniz lazım. Onun için bir sıkıntı yaşamıyorum. Şu ana kadar 8 senedir herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü vatandaşa dokunmak demeyeyim ben buna. Ben bunu bu terimi sevmiyorum. Vatandaşla beraber yapmak ve ondan sonra ya da yönetişimi beraber onlarla beraber yapmak olarak nitelendiriyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Onlar benim yanımda yolumu açıyorlar. Sağ olsunlar. Bozkurt'u Denizli'nin parlayan yıldızı yapacağız. 8 senenin değil, 10 senenin sonunda.
çok belediye başkanıyla tabii ki konuşuyoruz. Olmuştur diye düşünüyorum. Pek çok şeyiyle zaten beraber çalışmasak, birlikte beraberlikte olmasak başarı olmaz. O nedenle onların da katkıları çok olmuştur. Onlardan öğrendiğim de çok olmuştur. Örneğin yeni bir festival yapacağım. Safranbolu Belediyesi'ni aradım. Ondan onun festivalle ilgili yaptıklarını bir göreyim dedim. Yani Amerika'yı ikinci kez keşfetmeye gerek yok. Güzel örnekleri ilçenize alırsınız. Güzel sizin yaptığınız örnekleri de başka belediyelere tabii ki sunarsınız. O nedenle olmuştur diye düşünüyorum ama hani ükelalık da yapmayayım, rol modelim demek biraz absürt olur. O nedenle elimizden bu geliyor. Şöyle diyorum ben her zaman, gerçekten çok sınırlı olanaklarla iş yapıyoruz. Hani fizik kanunudur ya, dibe çakılırsanız etki tepki kuvvetidir, sizi yukarı iter. Biz de etki tepki kuvvetinden dipten yukarı çıkıyoruz. Bozkurt'un sosyal yapısı çok güzeldir. Zaten muhacir toplumları aydın toplumlardır. Örneğin Bozkurt'ta bazen derler ki bana, işte bazı belediye başkanları bisiklet yolu yapıyoruz. Ben de düşünürüm, Allah Allah, niye bisiklet yolu yapayım ki? Zaten benim her yolum bisiklet, ben araba yolu yapmam lazım. Bizim burada teyzelerimiz, amcalarımız, dedelerimiz ya motosiklet ya bisiklet kullanır. Çünkü bizde burada ana taşıtımız bisiklettir. Sporda çok iyiyiz çünkü bölgenin tek spor lisesi Bozkurt'ta. Başka Denizli'de spor lisesi olan ilçe yok. Buraya gelen çocuklarımız da gerçekten dereceyle gelen çocuklar. Yani şampiyon çocukların hepsi burada. Onlar bize feyiz veriyor, biz onlardan feyiz alıyoruz. Belediyemizin bir kere hem darkla ilgili, hem güreşle ilgili, hem futbolla ilgili çok güzel dereceleri var. Playoff'a çıktık Bozkurt Belediyespor olarak. Ama benim övündüğüm sadece spor değil, biz ilk dönemimizde bir ata izci kulübü kurduk. Şu anda 128 tane izcimiz var. Uluslararası İzcilik Federasyonu'na üyeyiz. Geçen hafta İzcilik Federasyonu başkanlarını ağırladım ben Bozkurt'ta. Üç federasyon birleşip daha büyük bir federasyon haline geldiler. Türkiye'nin dört bir yanındaki izcilik kamplarına kendimiz katıldığımız gibi yılda bir kere benim Çambaşı Karagöl'de de ulusal ve uluslararası izcilik kampını biz Bozkurt'ta yapmaktayız. Ağustos ayında. Bu sene de yapacağız tabii ki. İzcilik bizim için önemli. Çünkü orada çevreye dost, doğaya dost ve Atatürkçü gençlerin yetişmesi ile ilgili çok güzel çalışmalar yapılıyor. Orada folklor hocalarımız oluyor, drama hocalarımız oluyor. Çevre bilincini yaymak için çevre mühendislerimiz oluyor. Yani bir Mustafa Kemal Atatürk'e yakışan genç nasıl yetişecekse biz onunla ilgili karınca kaderince çalışmalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Bir belediye başkanı şehrin eminidir. Yani en emin kişisidir. Beni şehrin en emin kişisi yaptıkları için herkese çok müteşekkirim.
bu ağır sorumluluk altında da hiç mücadele gücüm bitmeden 8 senedir hiç yılmadan, yorulmadan çalışıyorum. Bu görev aşkım her zaman sürmekte. Onlara layık olmaya çalışıyorum. Sonsuz teşekkürler sunuyorum. Bizden şimdilik bu kadar. Bir başka bölümde, bir başka yerde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize ve kentinize iyi bakın. Hoşça kalın.